Mehmet Nuri Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Ana haber bültenimize başlamadan önce bazı başlıklar. Aralık ayı Kürt halkının katliamlara uğradığı bir ay. Katliamların faillerinin bulunması ve tekrarlanmaması için eylemler gerçekleştiriliyor. Eylemleri ekranlarınıza getireceğiz. Yanı sıra soykırım davalarından son gelişmeleri paylaşacağız ve seçim gündemini taşıyacağız ekranlarınıza. Hemen ayrıntılara bakalım. Evet değerli izleyenler, PKK'lı tutsak vekillerin tahliye talebi Diyarbakır 5. ve 6. Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından reddedilmişti. Bu kez Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi savcısı tutsak vekiller Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan hakkında tahliye talebinde bulundu. Son kararı vermesi beklenen 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını yarın açıklayacağı öğrenildi. Aynı mahkeme daha önce Selma Irmak, Faysal Sarı Yıldız ve Kemal Aktaş'la ilgili verdiği mütalada olumsuz görüş bildirmişti. Bir üst mahkemeye yapılan itirazda da savcının olumlu mütalasına rağmen Sarı Yıldız, Irmak ve Aktaş'ın tahliyesine gelen yanıt aynıydı. Bunun üzerine BDP harekete geçerek yasal düzenleme hazırlamaya başladı. Yasal düzenleme Ceza Mahkemeleri Kanunu'nun 108. maddesinde değişiklik öngörüyor. BDP kanun teklifinde milletvekili seçilenler serbest bırakılır diye ek bir maddeyi öneriyor. Konuya ilişkin bilgi veren BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, 2 Ocak günü Grup Başkan Vekilleri ile birlikte iktidar ve muhalefetle görüşeceklerini belirtti. ...30 Mart 2014 yerel seçimlerine yaklaşık 3 ay kaldı. BDP Sensür İl Örgütü'nün seçim bürosu açılışı görülmeye değerdi. Açılışa BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la HDP'li vekil Sırrı Süreyya Önder de katıldı ve gündemdeki konulara ilişkin önemli mesajlar verdiler. BDP Sensür İl Örgütü 2014 yerel seçim startını Koluk'ta açılışını gerçekleştirdiği seçim bürosuyla verdi. Açılışa katılan BDP eş başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i yüzlerce kişi Rıha Yol ayrımında karşıladı. Demirtaş ve beraberindekiler açılış alanında coşkuyla karşılandı. Vekil Sırrı Süreyya Önder, 2014 yerel seçimleri sonrası Koluk'un artık BDP'li bir belediye olacağını belirtti. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın Semsur'a giriş Koluk kapısıyla olur sözünü hatırlatan Önder, seçimlerde özellikle kadınlar ve gençlerin desteğine ihtiyaçlarının olduğuna dikkat çekti. Eş Başkan Selahattin Demirtaş ise paralel devletten de rüşvet, yolsuzluk yapan devletten de hesap soracaklarını belirtti. Evladının gül yüzüne hasrettir. Biz onların emanetini teslim almışız. Biz öyle çelik kasalarda, ayakkabı kutularında kurulan partilerde değiliz. Koluk'u almak için sokak sokak çalışma yürüteceklerini belirten Demirtaş, öyle ki AKP'nin Koluk adayı bile bize oy verecek dedi. Konuşmaların ardından seçim bürosunun açılışı yapıldı. Aileler bugün İmralı Adası'na gitti. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın kardeşi Fatma Öcalan, Yeni Dilek Öcalan'la tutsak Cumali Karsu'nun vasisi Pervin Oduncu sabah saatlerinde yola çıktı. Aileler sabah saatlerinde Gemlik Jandarma Komutanlığı'na giderek kimlik kontrolünden geçti. Ancak Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan'ın Adalet Bakanlığı'nın iznine rağmen adaya gidemeyeceği belirtildi. Uygulamaya aileler tepki gösterdi. Bu sırada BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan devreye girerek yetkililerle görüştü. Yapılan görüşmelerin ardından ailelerin adaya gidişine izin verildi.
Meriç katliamının üzerinden tam 35 yıl geçti değerli izleyenler. Katliamın yıl dönümünde yaşamını yitirenler Mersin'de ve Avrupa'da anıldı. Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi Gençlik Kolları katliamda yaşamını yitirenleri düzenlediği bir etkinlikle andı. Anmaya Alevi kurum ve temsilcileri, Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk'ün yanı sıra yüzlerce kişi katıldı. Alevi Kültür Dernekleri Gençlik Kolları Başkanı Cem Karakuş, Alevilerin zulüm karşısında yılmayacağını ve boyun eğmeyeceğini belirtti. Ardından katliamın tanıkları katliamda yaşananları anlattı. Anma belgesel gösterimi Alevi Değiş ve Dinletileriyle sona erdi. Katliam Avrupa'da yaşayan Kürdistanlılar tarafından da kınandı. Münih'te panel gerçekleştirilirken İsviçre'nin Basel kentinde ise yürüyüş düzenlendi. Katliamın 35. yıl dönümü nedeniyle KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı da yazılı açıklamada bulundu. Eş Başkanlık katliamda yaşamını yitirenlerin anılarını demokratik Türkiye ve özgür Kürdistan mücadelemizde yaşatacağımıza dair sözümüzü yeniliyoruz dedi. Eş Başkanlık katliamla hem faşist darbeye zemin hazırlamak istendiğini hem de Alevi Kürtleri başta olmak üzere yaşadıkları topraklardan kaçırtmak olduğunu vurguladı. KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı katliam ardından yaşanan sürece değindi. 12 Eylül askeri faşist darbesinden sonra tüm Kürdistan'da baskı ve zulüm arttırılarak kültürel soykırım hızlandırılıp Türkleştirme gerçekleştirilmek istenmiştir. Alevi Kürtler metropollere ve Avrupa'ya göçertilmiştir. Kürdistanlı ve Türkiye'li devrimciler üzerinde başta idamlar ve zindanlardaki zulüm olmak üzere faşist terör estirilmiştir. Maraş katliamının devletin derinliklerinde planlanıp uygulandığını belirten eş başkanlık, katliama verilecek en anlamlı yanıtınsa demokrasi ve özgürlük mücadelesiyle Türkiye'yi demokratikleştirip Kürdistan'ı özgürleştirmek olacağını vurguladı. KCK Yürütme Konseyi eş başkanlığı şu çağrıyı yaptı. Onlar katliamla Alevi Kürtleri korkutup ürküterek göçertmeyi amaçlamışsa o zaman binlerce yıl yaşanılan vatan topraklarına dönülmelidir. Eğer onlar baskı yapıp inançlarımızdan dönmemizi amaçlamışlarsa o zaman inançlarımıza sahip çıkmalıyız. Ana dilimizi ve kimliğimizi unutturmak için bu katliamlar yapılmışsa o zaman Kürt kimliğimizi sahiplenmeli ve ana dilimiz Kürtçeyi konuşmalıyız. Failleri açığa çıkarılmayan bir başka katliamsa yıl dönümüne yaklaştığımız 9 Ocak Paris katliamı. Katliamın birinci yıl dönümünde Avrupa'daki Kürtler alanlarda olacak. Avrupa Kürt Kadın Hareketi TJKE Paris katliamına ilişkin eylem planlamasını açıkladı. 3 Kürt kadın devrimci Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şalemez'in katledilişinin birinci yıl dönümü dolayısıyla yoğun bir eylem takvimi oluşturuldu. Avrupa Kürt Kadın Hareketi TJK, Fransa samimiyse ve bu politik cinayeti aydınlatmak istiyorsa, Türkiye'de hangi kurumlara başvurduğunu, neyi öğrenmek istediğini, neye yanıt verildiğini ya da verilmediğini açıklamalıdır. Eğer bu sorumluluklarından kaçınırlarsa, demek ki katliamın suç ortaklarıdır, dedi. TJK'nin açıkladığı eylem planlaması şöyle. 9 Ocak, Köln, Bonn, Salzgitter, Duisburg, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Bielefeld, Darmstadt, Hachmannplatz, Gießen, Saarbrücken, Stadtmitte, Mannheim, Frankfurt, Oldenburg, Bremen, Berlin, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Münih, Brüksel, Den Haag, Viyana, Marsilya, Paris, Strasbourg, Bern, Zürich, Basel ve Stockholm'de suskunluğunuz suç ortaklığınızdır eylemleri, miting, yürüyüş ve anmalar düzenlenecek. 11 Ocak. İngiltere, Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre'den Paris'e yürünecek. Paris'te Gare du Nord önünden Republika Meydanı'na yürünecek ve miting düzenlenecek. 11 Ocak. İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka'da yürüyüş ve kınama mitingleri. 4 Ocak. Amsterdam, Stuttgart ve Berlin'de. 5 Ocak. Bonn, Hannover ve Bremen'de. 8 Ocak. Hamburg ve Bremen'de. 19 Ocak. Pforzheim'da. 25 Ocak. Esling'de anma, yürüyüş ve mitingler düzenlenecek.
34 sivilin savaş uçaklarıyla katledilişinin üzerinden 2 yıl geçti. Roboski katliamının yıl dönümü yaklaşırken sınırdaki katliamlar devam ediyor. İHAD verilerine göre sınırda askerler tarafından katledilen kişi sayısı 3 Roboski katliamını geçiyor. Türkiye-İran arasında sınır ticareti yaparak geçimlerini sürdürenlerin yaşamları hiçe sayılıyor. İHAD verilerine göre son 10 yılda Türkiye-İran sınırında askerler tarafından katledilenlerin sayısı 120'nin üzerinde. İHAD Van Şube Başkanı Hamdi Bayhan, 3 Roboski katliamını geçen sınırdaki katliamların asıl sebebinin asker ve sivil çetelerin sınırda rant kavgası olduğunu belirtiyor. Katliamları gerçekleştirenlerin devlet tarafından korunduğunu belirten Bayhan, katliamları yapanlardan herhangi birilerini yargı önüne çıkarıp cezalandırmış olsalardı bu katliamların devamı gelmezdi diyor. Roboski katliamının aydınlatılması talebiyle dün Van Erek Dağı'nda düzenlenen eylemi bugün Agri'nin Taşlıcay ilçesi devraldı. BDP ilçe örgütü öncülüğünde Dört Yol Caddesi'nde düzenlenen kitle göstermelik komisyonlarla katliamın üstünün örtülmeye çalışıldığını belirtti. Öte yandan Kürdistan Halk İnisiyatifi katliamın yıl dönümü olan 28 Aralık dolayısıyla ruhumuz, vicdanımız, yüreğimiz Roboski için atmalı mesajı verdi ve bir hafta boyunca halka ayağa kalkmaya çağırdı. Roboski'yi unutmadık, unutturmayacağız diyen inisiyatif Kürt halkının dostlarını da dayanışmaya çağırdı. Cizir'de KCK Kent Meclisi adıyla gerçekleştirilen siyasi soykırım duruşması vardı bugün. Duruşmadan tahliye çıkmadı, rehine politikasına devam denildi. Cizir siyasi soykırım davasının 25. duruşması Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya 15'i tutuklu 30 kişiyle çok sayıda müdafi avukat hazır bulundu. Müdafi avukatlar tüm sanıkların tahliye edilmesini istedi. Ancak mahkeme heyeti Kürt siyasetçilerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi ve bir sonraki duruşmayı 24 Şubat 2014 tarihine erteledi. Öte yandan yarın 24 Aralık 2009 yılında aralarında milletvekili Hatip Dicle'nin de bulunduğu binlerce siyasetçinin gözaltına alındığı siyasi soykırım operasyonlarının da yıl dönümü aynı zamanda. Üzerinden 4 yıl geçen dava kapsamında 2 milletvekili, 6 belediye başkanı ve onlarca siyasetçi halen tutsak. Haklarında 15 yılla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 175 siyasetçinin savunmaları ise hala tamamlanmadı. Rojava'ya gidelim. Çetelerin saldırılarına karşı direniş ve özerkliğin inşa çalışmaları devam ediyor. Çeteler dün Gresipi'ye bağlı Birkino köyüne saldırdı. YPJ güçlerinin direnişiyle karşılık verdiği saldırıda bir çete mensubu öldürüldü. Dün rejim güçlerinin bombaladığı Helebin, Misakin, Henano mahallesinde ise 6'sı çocuk 44 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan YPG saflarına katılımlar da devam ediyor. Hamışlo'nun Tılhemis ilçesinde 120 Arap genci YPG saflarına katıldı. Araplardan oluşan bu tabura çeteler tarafından katledilen Yusuf El Abdala'nın ismi verildi. Törende konuşan Şehit Kemal Yusuf El Abdala taburunun komutanı Hamid El Muhammed, bölgedeki Arapları YPG saflarına katılmaya çağırdı. Kamışlo'da ise Devrimci Gençlik Örgütü öncülüğünde çetelerin saldırılarına karşı yürüyüş gerçekleştirildi. Yüzlerce gencin katıldığı yürüyüşte çetelerin saldırılarına karşılık direniş mesajı verildi. Suriye'deki savaş sadece 120 bin kişinin ölümüne değil bir tarihin de yok oluşuna neden alıyor. Milattan önce 3000 yıllarına dayanan antik kentler, kiliseler ve camiler çetelerce talan ediliyor. Suriye dünya mirası listesinde bulunan 6 antik kente ev sahipliği yapıyor. Bunlardan Tedmur adıyla da bilinen Humus'taki Palmira, milattan önce 2000'li yıllarda Kraliçe Zennube'nin yönettiği Palmira İmparatorluğu'na başkentlik etmiş.
Şam'ın güneyindeki Busra ile Laskiye'deki Ugarit antik kentleri de miraslardan bazıları. 634 yılı öncesi Roma İmparatoru 1. Konstantin zamanında vaftizci Yahya'ya adanmış Bizans Katedrali. 715 yılında yapımı tamamlanan Emevi Camii. Tüm bu tarih şimdilerde çatışmaların ortasında kalmış. Geçtiğimiz Ekim ayında IŞİD ve El-Nusra çeteleri kutsal emanetlerin muhafaza edildiği bu camiyi viraneye çevirdi. Tekbirler eşliğinde tarihi camilere gerçekleştirilen saldırılar Hristiyanların yaşadıkları köyleri ve kiliseleri de hedef aldı. Dünyadaki en eski Ortodoks Hristiyan hac merkezlerinden biri olan Malula köyü yağmalandı. Al-Kasayir'deki Elijah Manastırı, Humus kentindeki Umel Zinar'la Büstan El Divan Kiliseleri ve Halep'teki Ermeni Mahallesi ile Surkke Work Ermeni Kilisesi gibi birçok tarihi mekan yakıldı. Çeteler yağmaladıkları yapılardan çaldıkları tarihi eserlerin de kaçakçılığını yapıyor. Suriye-Lübnan sınırında silah satın almak için bu eserleri satıyor. Satılan eserler arasında M.Ö. 8. yüzyıldan kalma Arami Tanrı heykelleri, Roma heykelleri, Hristiyan ikonaları, antik Yahudi kaseleri, antika Kur'anlar bulunuyor. Nitekim Suriye için bir araya gelen UNESCO'da dünya mirası sayılan bölgelerin talan edildiğini doğruladı. Birleşmiş Milletler'e bağlı UNESCO peki nasıl bir önlem almış? Sözde koruma altına alınan bu eserler ABD'nin New York kentinde Metropolitan Müzesi'nde görücüye çıkarılmış. Türkiye ve Kürdistan'daki 2014 yerel seçimlerin çalışmalarına geri dönelim. BDP Merkez Seçim Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Komisyon adaylarını 25-26 Aralık tarihleri arasında Van ve Ahmet'te açıklayacağını bildirdi. Ayrıca seçim çalışmalarına ilişkin parti merkez üyeleri, ileş başkanları, belediye başkanları, kadın ve gençlik meclislerine genelge gönderildi. Komisyon 2014 yerel seçimlerine öz yönetimle özgür kimliğe sloganıyla girileceğini belirtti. Genelgede temiz ve ahlaklı siyaset, öz yönetimle kendini yöneten politik toplumlarla mümkün olur denildi. Ve seçimlerdeki kazanımın bireylerin ve kişilerin üstünde halkın kazanımı olacağına dikkat çekildi. Yine seçim çalışmaları kapsamında BDP Semsur İl Örgütü belediye başkan adaylarını açıkladı. Tanıtım törenine HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, BDP ve HDP'li yöneticilerin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan Önder, yolsuzluk operasyonuna değinerek bu ülkenin fukaraları direnişe geçti, bu ülkenin hırsızları yakalandı şeklinde konuştu. Ardından yerel seçimlerle belediye başkanlığı için yarışacak olan isimler açıklandı. Gölbaşı ve Samsat ilçelerinin adaylık başvuru sonucunun önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi. Van'ın Elbak ilçesindeki seçim çalışmaları da devam ediyor. BDP Elbak Belediye Başkan adayı İhsan Güler, köy ziyaretleri yaparak halkla buluşuyor. Güler, toplantıların amacının seçim çalışmalarına halkın da katılmasını sağlamak olduğunu belirtti. Sömürgeci güçlere baş kaldırıyorlar. Bugün Rojava'da yaratılan halk devrimini biz buradan selamlıyoruz. Dünyada bundan daha büyük acı olabilir mi diyor. Dünyada bundan daha büyük. Evet değerli izleyenler, elimize ulaşan bir son dakika bilgisini aktaracağım hemen. Rojava'ya ilişkin Serekaniye'ye bağlı Gunde Hırbat köyüne çeteler saldırı düzenledi. Çatışmaların devam ettiği bilgisi geldi. Biz şimdi Güney Kürdistan'la devam edelim. 21 Eylül'de Güney Kürdistan'da da seçimler gerçekleştirilmişti. Aylar sonra seçim sonrası Güney Kürdistan'daki son duruma bakalım. Seçim sonrası Güney Kürdistan'da partiler arası uzlaşma sağlanamadı. Yeni hükümet çalışmaları ertelendi. Bölge Başbakanı Neçirvan Barzani'nin başkanlığında yürütülen görüşmelerin ikinci turuna gelinmişti.
Sıra Orta Doğu'dan bir gelişmede Mısır'da 6 Nisan hareketi olarak bilinen oluşum 25 Ocak devriminin önde gelen hareketlerindendi. Hüsnü Mübarek rejimini sona erdirmişti bu oluşum. Darbeyle iktidara gelen ordu oluşumun kurucularını mahkum etti. Ahmet Mahir, Ahmet Duma ve Muhammed Adil güvenlik güçlerine saldırı ve gösteri kanununa muhalefet suçlamasıyla yargılandıkları davada 3'er yıl hapis ve 7'şer bin dolar para cezasına çarptırıldı. 6 Nisan hareketi kararın siyasi olduğunu vurguladı ve darbe yönetimine karşı mücadele çağrısında bulundu. İsveç'te ise on binlerce kişi dün ırkçılığa karşı alanlardaydı. Geçtiğimiz pazar günü Stockholm'un Kartorp kentinde düzenlenen antifaşist gösteriye ırkçılar saldırmıştı. Artan ırkçı saldırılara karşı hafta sonu İsveç ırkçılık 23 ayrı merkezde eylemler düzenlendi. On binlerce kişi ırkçı saldırılar karşısında geri adım atmayacağı, ırkçılık ve faşizme geçit vermeyeceği mesajını verdi. Katılım en yoğun olduğu eylem, ırkçı saldırının gerçekleştiği Stockholm'un Kartorp semti oldu. Semtin stadyumunda toplanan 20 bine aşkın kişiye İsveç'in tanınmış müzisyenleri şarkılarla destek verdi. Tayland'da hükümet karşıtı protesto gösterileri aylardır sürüyor. Gösteriler sonunda Başbakan Yingluck Shinawatra erken seçimin 2 Şubat'ta yapılacağını açıklamıştı. Ancak bu açıklama gösterileri durdurmaya yetmedi. Dün on binlerce kişi başbakanın istifası için sokaklara çıktı. Yingluck Shinawatra eski başbakan ve iş adamı Thaksin Shinawatra'nın kız kardeşi ve bu aile 2001 yılından beri Tayland'da iktidardan inmedi. Demokrat Parti seçimleri boykot ederek aile monarşisi dedikleri Thaksin sisteminin sona ermesini istiyor. Muhalifler başvuruları engellemek için seçim başvuru merkezinin giriş çıkışlarını işgal etmiş durumda. Shinawatra 2008'den bu yana yurt dışına kaçmış olan ağabeyini de kapsayacak genel bir af yasasını gündeme getirmesi sonrasında muhalefetin hedefi oldu. Günün gelişmelerini aktardık. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.